Merhaba Nesin Eylül, Pazartesi bülteni ile karşınızdayım. Bugün ilk maçım 608 kodlu Altay Balıkesir Spor karşılaşması. Altay son dönemde harika bir form grafiği yakaladı. Hatta yani playoff hesapları bile yapmaya başladı Altay taraftarı. Bu takım zaten devre arasında çok iyi transferler yapmıştı. Artık bunlardan performans da almaya başlar. Bu maçta Putsil ile Heller Tavares cezalı önemli eksikler. Ama Balıkesir'de bence daha da önemli bir eksik var. Glumas cezalı, savunmanın en önemli ismi. Savunmanın sigortası yok. Ve Balıkesir Spor transfer yasağı nedeniyle kadrosuna hiç kimseyi katamadığı için ne zaman ilk 11'den bir oyuncu eksilse onun yerini doldurmak zorlaşıyor. Şimdi takımın en önemli oyuncularından birisi yok. Balıkesir Spor zaten deplasmanlarda zorlanan bir takım son dönemde. Altay'ın kazanacağını düşünüyorum bu maçı. İkinci maçım 146 kodlu Akhisar Alanya maçı. Akhisar'ın son Kasımpaşa maçını statta izledim. Çok beğendim Akhisar'ın futbolunu ama ya o maçta iki farklı skoru koruma için sahaya çıkan bir Akhisar vardı. Bu farklı bir psikoloji. Şimdi evinde taraftarın da önünde kazanma baskısıyla oynayacak bir Akhisar var. Bu farklı bir psikoloji. Ve ayrıca Kasımpaşa o maçta ya çok kolay dağılan bir takımdı hakikaten. Alanya Spor son dönemde ligin en formda takımlarından birisi. Çok sağlam, çok sıkı duran bir takım savunmada. Akhisar Spor'un aynı futbol oynaması zor olacak. Akhisar'da Manu cezalı, Alanya'da da Papisi cezalı. Son dönemde çok formdaydı ama bence Manu da önemli bir eksik diğer yanda Akhisar için. Yani bir anlamda bunlar birbirini götürüyor diye düşünüyorum. Akhisar'da başka sakatlık sorunları da var. Kadro dışı bırakılan oyuncular var. Akhisar'ın işi zor bence. Alanya'nın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Son maçım 147 kodlu Kasımpaşa Trabzon maçı. Ya Kasımpaşa şu anda ligin en kötü savunma yapan takım hakikaten. Hücumda yani Jackne gitmesine rağmen yine bir etkinlik gösterebiliyorlar, gol bulabiliyorlar ama savunmada yani her maçta en az 2-3 gol yiyen bir takım. Diğer yanda Trabzonspor'un da zaman zaman savunmada sorun yaşadığını gördük. İşte son kupa maçında da bunu gördük. Ama iyi bir hücum hattı var Trabzonspor'un. Ben gollü bir maç bekliyorum. 2.5'sünü öneriyorum. Bu 3 maçın top numaranı 5.43. Herkese yapacakları puanlara bol şans diliyorum.